Evet, herkese selamlar, sevgiler tekrardan. Bugün yine başka bir yerde karşınızdayız. Viyana'da, 6. Viyana ve 7. Viyana arasında ayırma yeri olan Marienfelsstraße burası. Büyük bir cadde. Hemen hemen bilinen bütün marka dükkanlarının olduğu bir yer. Daha da bir genişletilme yapıldı 3-4 sene önce. Daha da bir canlandı ondan sonra. Özel ağaçlar falan getirildi. Görebiliyor musunuz bilmiyorum. Bunlar 3-4 sene önce buraya yerleştirildi. Ve halen yaz kış bu şekilde duruyorlar. Burası dediğim gibi Marienfelsstraße Viyana'da. Yazın daha çok hareketli oluyor. Bütün mağazalar burada olduğu için insanlar rahatça gelip her alışverişini yapıp gidebiliyorlar. Onun için burası çok aktif olarak kullanılan bir cadde. Metro, tramvay, otobüs, bütün ulaşım araçlarıyla buraya gelebiliyorsunuz. Trenler de mevcut. Mesela şu anki gördüğünüz otobüs ana tren istasyonundan buraya kadar gelen bir otobüs. 13 A isminle, numarasıyla. Onun haricinde şu an yürüdüğümüz yolun altında U3 metrosu var. Bununla birlikte U6 metrosuyla Westbahnhof'ta kesişiyor ve orada aktarma yapabiliyorsunuz. Westbahnhof'ta ayrıca tren istasyonu da var. Genelde Almanya yönlü kalkan trenlerin büyük kısmı oradan kalkıyor. Onun haricinde birçok tramvay hattı da mevcut. Özellikle bu Schönbrunn Sarayı'na, Belvedere Sarayı'na, 10. bölgeye, hemen hemen her bölgeye ulaşan tramvaylar mevcut burada. Şunlarla ilgili biraz bilgi vereyim. Bu Viyana'nın her yerinde olan bisikletler. Buraya bir kredi kartı veya banka kartıyla üye oluyorsunuz. 1 euro sadece depozito alıyorlar. O 1 euroyu aldıktan sonra bunu şuradan kartınızla giriş yapıyorsunuz. City by Queen ismi. Giriş yaptıktan sonra şuradan şöyle tıklayalım. Şöyle bisikletleri göstereyim size. Buradan haritadan tüm bisiklet noktalarını görebiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi. Binlerce bisiklet Viyana'nın her yerinde mevcut. Sistem, buradan aldığınız bisikleti ilk saat herhangi bir ücret ödemeden kullanabiliyorsunuz. Ondan sonraki her saat için 1 veya 2 euro para kesiliyor. Eğer bir saat içinde bir noktadan bir noktaya gider bisikleti bırakırsanız o zaman herhangi bir ücret kesilmiyor. Yani illa bisikleti aldığınız yere bırakmak zorunda değilsiniz. Buradan binip 3 kilometre veya 5 kilometre başka bir yerdeki bisiklet noktasına bırakıp devam edebiliyorsunuz. Kilitleme sistemi var. GPS sayesinde bıraktığınızda sizin hangi dakika bıraktığınızı sistem otomatik görmüş oluyor ve ona göre işlem yapıyor. Bu şekilde bugün de Viyana'da Marienfelsstraße'yi göstermiş oldum size. Dediğim gibi burada hemen hemen bütün mağazalar var. Alışveriş için eğer Viyana'ya bir gün gelirseniz burayı mutlaka baştan aşağıya görmenizi tavsiye ederim. Çok yararlı bir yer her konuda. Onun haricinde yiyecek içecek olarak da her şeyi bulabiliyorsunuz burada. Şu an çok boş tabii ki, hava soğuk olduğu için. Eksi 3-4 derece yani şu an hava. Ondan dolayı çok
insan yok ama yazın hemen hemen iğne atsanız yere düşmez burada. Bu ağaçlar daha yeşillenmiş oluyor, güzel. Alışveriş için daha uygun bir zaman. Birçok uluslararası şirketin de merkezleri genelde buralarda oluyor. Bürolarını böyle merkezi yerlerde tutuyorlar ki ulaşımı ve bulunabilirliği kolay olsun diye. Viyana'dan şimdilik bu kadar diyelim. Yarın başka bir yerde başka bir videoyla tekrar karşınızda olmak üzere. Selamlar, sevgiler.